Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine bir çarşamba geldi ve beklenen Balat vlogunu çekmek için biz Balat sokaklarına geldik. Şu an bir ses geliyor, bilmiyorum duyuyor musunuz ama Cennet Mahallesi müziği her yerde çalıyor. Geçen 16 seneden sonra hala ara sokaklarda böyle müzik sesleri duyabiliyor olmak beni çok mutlu etti. Araba geliyor, birazcık çekilelim. Şuraya geldiğim andan beri sürekli ara sokaklarda bir Cennet Mahallesi jenerik müziği duyuyorum. Çok mutlu oldum. İnsanlar hala pembe eve gelip fotoğraf çektirtiyorlar. Birazdan biz de bakalım bulabilecek miyiz bilmiyorum ama oraya doğru gidip orada o günü iade edeceğiz. Hadi hemen başlayalım, çok heyecanlıyım. Ben bu yolun sonunun Kazancı Selim yokuşuna çıktığını hatırlıyorum. Yani pembe eve. Semtime doğru gitmeden evvel aklıma bir şey geldi. Burası eskiden Saliha'nın bakkalıydı, bilmem hatırlar mısınız? Böyle bizim gelip de bir şeyler çaldığımız, ürünler çaldığımız yerde. Şimdi Mavi Ay Mücadele Merkezi diye bir yer olmuş. Çok da yararlı bir yer olmuş. Hadi gidelim artık yavaş yavaş. Ha, aklıma ne geldi? Bu arada farkında mısınız? Semtime uygun bir konsept giydim. Dedim ki madem Balat'a gideceğim şöyle biraz şıkır şıkır giyineyim, birazcık güllü dallı giyineyim. Sakın demeyin şeyden çıkamamışsın, rolden çıkamamışsın diye okuyorum yorumlarınızı. Hadi gidelim. Evet, şimdi geldik artık pembe evin önüne doğru. Şu gördüğünüz sarı ev pembe ev. Biraz daha yaklaşacağız şimdi, daha ayrıntılı anlatacağım size. Ama beklediğimden çok daha kalabalık. Yani o kadar sene geçmiş olmasına rağmen, bilmiyorum başka dizilerde var mıdır ama Cennet Mahallesi gerçekten çok özel bir dizi bence. Hem pembe evin önü hem Yunus evin önü. Korona günlerine rağmen bile bu kadar kalabalıksa gerçekten çok gurur verici bir şey. Bize doğru bakıyorlar. Hadi gelin yavaş yavaş içlerine doğru karışalım. Şimdi pembe evle ilgili size bir şey söyleyeceğim. Sizin görmediğiniz kısımda kamera arkasında bir ablamız dedi ki şu anda pembe evin içi aslında dolu. İngiliz bir aile turistik amaçlı kullanıyormuş. Evin içi hala dolu. Kapılarını falan çalmayın. Bazen öyle şikayet ediyormuş turist aile. Kapılara yazılar yazıyorlar, sürekli kapılarımızı çalıyorlar diye. Yunus ev hala bildiğimiz gibi tahta şekilde duruyor. Ayrıntı çekimini göstereceğim. Ama fark ettiniz mi bilmiyorum. Pembe ev çok daha değerlenmiş. Muhtemelen pembe Sultan'ı zengin kocaya verebildi ya da Ayşe'yi verebildi bilmiyorum. Ev çok daha güzel gözüküyor eskiye nazaran. Ay. Hatırlarsınız belki, buralar eskiden yokuştu. Ama öyle böyle bir yokuş değil, taşlık bir yokuştu. Ben pembe ve Yunus ev arasında mekik dokuyup anne ya işte Ferhat ablamı kaçırdı, ablam Ferhat'a kaçtı diye koşarken sürekli buralarda düşüp yuvarlanıyorduk. Ve yani dizlerimin mosmor olmadığı hiçbir çekim belki yoktu. Sonunda buralar biraz merdiven olup da insanları rahatlatmış. Birazcık Yunus evin kapısına gidip oradaki yazılara bakalım mı? Burada hiç bu şarkılar eksik olmuyor. Yani aslında bence buranın ruhu çok güzel. Yani her saat, belki her gün hep böyle eğleniyor buradaki insanlar. Şimdi Yunus evle ilgili aklıma şöyle bir şey geldi. Bir bölümde hatırlarsanız Kısmet Ana içeride nasıl denir, hoca işleri yapıyordu galiba. Böyle insanlar gelip kapılarda dualar ediyorlardı, dilekler diliyorlardı. Sanki aynı durumdaki gibi hala bu kapının önüne yazılar yazılmış. İnsanlar dilekler dilemişler gibi aşklarını yazmışlar. Muhtemelen ev sahipleri bundan çok fazla mutlu değillerdir diye düşünüyorum ama evlerdeki yazıları birlikte bir görelim. Benim kız geldi. Geri döndüm ben semte. Gerçekten. Gerçekten evet. Vallahi yine. O küçük kız sen misin? Evet. Küçük vardı ya hani pembenin kızı diye. Tamam. Selam söyle annene. Aleyküm selam söyle. Görürsün çok selam söyle. Pembenin kızı var diye bizi de. İzleyen yok ki Cennet Mahallesi. O zaman biz oynuyorduk. Bize bir bakalım dedik, ne var ne yok. Nasıl bir değişiklik var mı? O zaman var ya, buralar yoktur. Abla sen buranın yerlisi misin? Yok. Değilsin.
Şimdi burada mısın ajansa. Hanım? Burada mı yaşıyorsun? Yok, şimdi Zeytinburnu'na taşındım. Zeytinburnu'na. Burada oturuyordum burada. Ha, burada oturuyordun. Bir sene oldu buradan gidelim. Ha. Hatırlıyorsun Cennet Mahallesi zamanlarını. Nasıldı buralar? Ay, çok güzel bir yerdi ya. Çok güzeldi. Hala da güzel. Sen de oynadın birkaç bölümde. Ben çok bir 11-12 bölüm oynadım. 11-12 bölüm oynadım. Burada evet. Bizim kavga ettiğimiz zamanlarda oynadın herhalde değil mi? Cemil kahve çekimi falan vardı. Şu sokakta oynama şeyi. Evet. Çağla Şikel önünde. Evet. Oynuyor, göbek atıyor. Evet. Baya. Benim kız da ondan beraber. O zaman benim kız 6-7 yaşlarında bir şeydi. Muhtemelen benim yaşlarımdadır. Ben de öyle, o yaşlardayım. Ha, 25 yaşında. Evet, ben de o yaşlardayım şimdi. Aha. Şimdi hala bakıyoruz, buralar çok kalabalık, bir sürü insan var hala. Aynen. Hiç eksilmiyor. Yok. Mutlu çok oluyor musunuz peki hiç eksilmemesinden? Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben şu an Zeytinburnu'da daraldım ben orada. Gerçekten. Ben tekrar buraya gelmek istiyorum. Arıyorsunuz değil mi buranın şeyi? Aynen, geleceğim ama. Bayramdan sonra geri taşınacağım mutlaka. Gelecek misiniz? Aynen. Değil mi? Cennet Mahallesi olmadan olmuyor. Ya bütün çekimler burada oluyor çünkü. Evet. Evet. Çok hoşuma gidiyor buralar yani. Evet, bizim için de öyle ya. Kaç sene sonra geldik. Ama aynen. Biraz değişmiş tabii buralar şimdi çok yani. Çok değişti. O ev öyle değildi. O renk öyle değildi. Aha, değildi. Orası değişti yani. Çok orada. Yazıyorlar mı kapılara falan bir şeyler? Çoğu yazıyor ama yazıyor da mal sahipleri boya yapıyorlar ya. Aha. O yazılar gidiyor. Gidiyor. Özellikle ben pembe evde görüyorum. Bayağı bir şey olmuş, düzeltmişler evi. Düzelttiler. Yaşayanlar var galiba orada. Mal sahibi oturuyor içinde. Oranın. Güzel. Ya ben bayılıyorum yani buraları. Çünkü her şey ayağın altında, her yer tarihi yer. Evet. Peki sana şimdi soracağım. Sen beni görünce tanıdın mı? Ben seni tanımadım. Tanımadın. Yok, tanımadım. Çünkü o zaman seni küçüktün yani. Evet, 6-7 küçük. Yaşlarında bir şeydi evet, o zaman ya. Uh-huh. O zaman şey, benim kız da o zaman işte senin yaşlarında. Benim yaşlarımda. Aynı. Bahsedilince değil mi? Ablalar bahsedince anladın. Ya mutlaka yani. Tamam. Mutlaka yani. Tamam ablacığım, teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ. Ederim canım. Kendine tamam. Çok görüşmek iyi bak. Üzere, hoşça kal. Görüşmek üzere, hoşça kal. Ya çoğu dizilerde oynadık yani biz. Oynadınız tabii. Yabancı Damat da olsun, Fatma Girik'in filmi vardı, onda olsun. Ondan sonra... Siz de bu sektörde sayılırsınız. Yani arka sokaklarda. Evet. Ya bütün dizilerde yani hemen hemen varız yani. Evet, süper, ne güzel. Araşma, şimdi benim kızım ki anne benim oğlandı, yazdırdı beraber gider gelsin. İnşallah olur, eğer öyle istiyorsa yani. Gördüğüne göre. Çok teşekkür ederiz ben ablacığım, teşekkür çok sağ ol. Kendine çok iyi bak, hoşçakal. Sen de emanet ol. Hadi biraz anamın evine doğru gidelim. Hiç boş bulamıyoruz. Bilmiyorum bulabilir miyiz? Eğer boş görürsek hemen oraya çökeceğim ve sizin için bir şeyler çekeceğim. Hayatta görür görmez anladım. Hadi inelim. Sıramızı bekliyoruz. Biraz önce videoyu çekerken burada bir kavga oldu. Polisler geldi. Aslında tam gerçekten Cennet Mahallesi'ni bence Cennet Mahallesi'ne çekmişiz. İnanılmaz bir cümbüş, sesler, işte kavga, hiç bitmeyen bir entrika. Sokaklar zaten şahane renkli. Ben buraya geldiğimde kendimi çok iyi hissediyorum. Bu arada Balat'ta çok güzel kafeler de var. Oraları ziyaret etmek de bence çok güzel. Biraz sonra şurada oturacağım. Duygu, çok şey içindeyim böyle, yüklü bir duygu içindeyim. Kimi arıyorsun evde? Evde kimse yok. Aa, kafa açıldı, inanamıyorum şu anda. Gerçekten biliyor o, evde birisi olduğunu biliyor. Sen de git bari. Ben evde şu an birisi yok sanıyordum. Bahsettiğimiz muhtemelen İngiliz ailelerden birisi evde. Ve kedinin yoğun ısrarına dayanamayarak kapıyı açtı. Evet. Ben de gidip şey diyeyim mi? Evin gerçek sahibi geldi. Açın diyeyim mi? O zaman bu videoya 50 like veririz. Geliyorum ve evin gerçek sahibi geldi diyerek kapıyı çalıyorum. Neyse, birazcık çekirdek yiyeyim. Buraya gelir gelmez canım çekirdek yemek istedi. Biraz sonra bağıracağım. Kız aa! Oh be! O kadar iyi hissettim ki kendimi. Vallahi 15 sene önceye döndüm. Ben bugün sizin de çok istediğiniz Balat vlogunu çekmekten çok keyif aldım. İyi ki de geldim diyorum çünkü 16 sene sonra burada oturup çekirdek çitlemek benim için çok keyifliydi. İnsanların verdiği tepkiler, beni tanımaları, benimle sohbet etmeleri, hala buranın aynı ambiyans taşıyor olmasını görmek beni çok mutlu etti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bence çok güzel, çok keyifli bir video oldu. Sen de bizim videomuzun maskotu oldun buradan. Ben biraz daha çekirdek çitlemeye devam edeceğim ama videoyu kapatalım bence. Çünkü
gelmişim şuraya, bir çitleyeyim yani değil mi? Görüşürüz, kendinize iyi bakın, haftaya başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.